Evet arkadaşlar merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Veysel Altuntaş. Sizinle beraber 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 3. ünitemiz olan şiir ünitesini işleyeceğiz. Sizinle öncelikle İslamiyet öncesinden başlayıp şiir türlerinin gelişim seyrini, Türk Edebiyatı'ndaki gelişim seyrini beraber incelemiş olacağız. Peki bu ünitede neler öğreneceğiz ona bakalım. Tabii ondan önce Yahya Kemal Bayatlı'nın İyi bir şiir kötü okunabilir ama kötü bir şiir iyi okunamaz sözüyle şiirin hem biçimsel özellikleriyle hem de anlamsal derinliğiyle iyi bir metin olması gerektiğini ki zaten Türk Edebiyatı'nın ana damarının da aslında şiirden geldiğini birçok kez biliyoruz. Birçok önemli şair yetiştirmiş bir toplum olduğumuzu da arkadaşlar tüm dünya milletleri biliyor ve kabul ediyor. Bu ünitede neler öğreneceğiz? Okuma bölümünde şiir türünün İslamiyet'in kabulünden önceki dönemden Tanzimat'a kadar olan Türk Edebiyatı tarihi içinde gösterdiği değişimini ve gelişimini, dil bilgisinde isim tamlamaları ile imla ve noktalama konusunu, yazma bölümünde mani ve koşma yazmayı, sözlü iletişimde şiir dinletisi ve mani derlemesi yapmayı öğreneceğiz. Peki nasıl öğreneceğiz? Arkadaşlar, okuma bölümünde şiir türü ile ilgili bilgileri metinlerden yola çıkarak, dil bilgisi konularını metinler üzerinden çalışma yaparak ve TDK'nin yazım kılavuzundan yararlanarak, yazma bölümünde mani ve koşma yazmayı ünitede edindiğiniz bilgileri kullanarak, sözlü iletişimde derlenen maniler ve sunulan şiir dinletileri ile ilgili çıkarımlarda bulunup bu konularda genel A adresinden yararlanarak öğreneceğiz arkadaşlar. Peki bunları niçin öğreneceğiz? Bunlar okuma bölümünde şiir türünün İslamiyet'in kabulünden önceki dönemden Tanzimat'a kadar olan Türk Edebiyatı tarihi içinde gösterdiği değişimini ve gelişimini anlayıp değerlendirebilmek için, dil bilgisinde isim tamlamalarının metne olan katkısını, imla ve noktalamanın doğru kullanılmasının metni daha etkin hale getirdiğini kavrayabilmek için, yazma bölümünde halk edebiyatı bilgileri çerçevesinde imla ve noktalama kurallarına uygun mani ve koşma yazabilmek için, sözlü iletişimde mani derleyip bu manileri vurgu, tonlama ve benzeri unsurlara uyarak okuyabilmek ve şiir dinletisini sunum kurallarına uygun bir şekilde hazırlayabilmek için öğreneceksiniz arkadaşlar. Bizim buradaki anahtar kavramlarımız kaside, sagu, koşuk, ilahi, şarkı, nefes, mani, türkü, gazel. Bunların içeriklerini de arkadaşlar beraber göreceğiz. Birinci metnimiz koşuk. Fakat burada hazırlık soruları var. Tabii ki hazırlık sorularında arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Sizin aslında yorumlar yapmanız gerekiyor. Biz burada sadece size küçük kapılar aralayacağız. Bu kapıları aralamamızın sebebi de sizin düşünme yetinizi daha da geliştirebilmek ve düşünme perspektifinizi geliştirebilmek amacıyla bunu söyleyebiliriz. İlk soruda diyor ki, ilkbaharın gelişiyle doğada nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz zaten doğa bir devinim içinde, hayat bir devinim içinde, bir hareket içinde devam ediyor. İlerliyor, dönüşüyor, tekrar eski haline geliyor. İlkbaharda da hayatın canlandığını görebiliyoruz. Değil mi? Daha insanın içini daha da ferahlatan güzellikleri görebiliyoruz. Doğadaki renklerin canlandığını hissedebiliyoruz. Temiz havanın arttığını psikolojik olarak da olsa fark ediyoruz. Belki bilimsel bir anlamı da olabilir. Bu konuda sizin de gözlemlerinizi ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica edelim. İkinci soruda da sözlü dönemin şiirlerinde doğa ile ilgili ayrıntıların bulunması o dönemle ilgili size nasıl bir fikir vermektedir? Arkadaşlar şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Bir şiirde ya da bir edebi metinde İçinde hangi konu olursa demek ki o konuyla bağlantılı bir yaşam biçimi ya da onunla ilgili bir yaşanmışlık var demektir. O halde biz de eğer bu metinlerden yani edebi metinlerde İslamiyet öncesi sözlü dönemdeki metinlerde doğayla ilgili bir kavram buluyorsak demek ki doğayla içli dışlı olduklarını bilebiliriz. Aynı zamanda bakın edebiyat ve tarih ilişkisi bağlamında da düşündüğümüz zaman o dönemde yaşayan Türk toplumlarının göçebe olduğunu biliyoruz. Ve göçebe yaşamın doğayla içli dışlı içinde olduğunu söylemenin de mümkün olduğunu ifade edebiliriz. Doğayla içli dışlı olan bir toplumun edebi metinlerinde, şiirde
şiirlerinde doğanın olmasından daha herhalde normal bir şey olamaz. Bu anlamda bizim de şu anda şehir hayatında bulunduğumuz zaman dilimi içinde işte yaşadığımız iş hayatının karmaşası vesaire bunları da günümüzün şiirlerinin bir bölümünde bulabilirsiniz. O halde yaşadığımız dönem, yaşadığımız dönemin coğrafi mekanları, coğrafi olarak aynı zamanda psikolojik olarak bize yansımaları illaki edebi metinlerde, şiirlerde karşımıza çıkar. İslamiyet öncesinde de doğayla ilgili ayrıntıların var olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İlk metnimiz Koşuk. Koşuklar biliyorsunuz arkadaşlar içinde aşk, doğa gibi konuların anlatıldığı, konuların geçtiği lirik şiirlerdir. Şimdi önce eski Türkçe ile okuyacağım. Sonra da günümüz Türkçesi ile okuyup sonra bu metinle ilgili arkadaşlar açıklamalar yapabiliriz. Keldi esin esneyü, katka tükel osnayu, kirdi bodun kasnayu, kara bulut kükreşür. Kar buz kamuk erüşdi, taglar suvi akışdı, kökşin bulut örüşdi, kayguk bolup ügrişür. Yağmur yağıp saçıldı, türlük çeçek suçuldu, yünçi kapı açıldı, çından yıpar yugruşur. Tümen çeçek tizildi, bükünden ol yazıldı, üküş yatıp özeldi, yirde kopa adroşur. Evet, Talat İlk'in hazırladığı günümüz Türkçesiyle olan metni de okuyalım. Bahar rüzgarı eserek geldi ama bu rüzgar kar tipisine benziyordu. Halk soğuktan titreşerek evlere girdi. Gökyüzünde kara bulutlar gürlüyor. Karlar ve buzlar hep eridi. Böylece dağların suyu seller halinde aktı. Gökyüzünde mavimsi bulutlar belirdi. Bunlar deniz üstündeki kayıklar gibi sallanıp duruyor. Yağmur yağdı ve sular her tarafa saçıldı. Türlü türlü çiçekler açtı. Sanki bir inci mahfazı açıldı, mahfazası açıldı, sandal ve misk kokuları birbirine karıştı. On binlerce çiçek sıra sıra dizildi ve düğün halindeki tomurcuklarından çözüldü. Belli ki yer altında uzun süre yatmaktan sıkılmışlardı, şimdi hepsi de yerden biterek birbirlerinden ayrılıyorlardı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir doğa betimlemesi var. O ilkbaharın gelişini çok net bir şekilde bize aktarıyor. O doğanın canlılığını biz de şiiri okurken hissedebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu metinle ilgili çeşitli aktarmalardan bulunalım. Az önce söyledim. Yukarıda okuduğumuz şiir türü bir şiir biçimi koşuk nazım biçimidir. Koşuk nazım biçiminde aşk, tabiat, güzellik konuları işlenir arkadaşlar. Fark ettiyseniz metinde baharın gelişiyle doğada meydana gelen değişim kelimelerle resmedilerek anlatılmıştır. Yukarıdaki metin arkadaşlar İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı'nın sözlü dönemine ait bir koşuk örneğidir. Bu anlamda bu koşukta işte içeriklere de bakarak aşk, tabiat, güzellik konularının işlendiğini görebiliriz arkadaşlar. Burada o dönemde başka kültürler henüz Türk kültürünü ve dilini etkilemediği için dil arıdır, sadedir arkadaşlar ve millidir. Metin dörtlükler halinde düzenlenmiş ve Türklerin milli ölçüsü olan hece ile söylenmiştir. Henüz İslamiyet'ten sonraki aruz ölçüsüne geçiş yapmadık. İslamiyet öncesinde milli ölçümüz olan hece ile devam ettik. Sözlü edebiyat döneminde şiirler, şaman, kam, baksı, ozan adı verilen kişilerce bir çeşit telli saz olan kopuzla dile getirilmiştir. Arkadaşlar şaman, baksı, oyun, ozan gibi kişilikler İslamiyet öncesi Türk toplumunda oldukça önemli yer tutan kişiliklerdi. Bunlar o toplumun yani Türk toplumunun hem şairiydi, hem doktoruydu, hem din adamıydı. Bu anlamda birçok niteliği kendi üzerlerinde barındırabiliyorlardı. Bu anlamda söyleyecek olursak toplumun önderlerinden sayılıyordu. Ve bu kişilerin şiirleri de oldukça değerliydi arkadaşlar. Bu koşuk dediğimiz nazım biçimi yani içinde aşk, tabiat, güzellik konularının işlendiği nazım biçimi arkadaşlar 7'li, 8'li veya 11'li hece ölçüsüyle yarım kafiye kullanılarak oluşturulmuştur. Burada koşuklarda kafiye düzeni A, A, B ya da A, B, A, B veya A, B, C, B şeklinde ilk
ki devam etse bile sonra C, 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 B, sonra D, 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 B, son dizemizin hep aynı kafiye ile bittiğini görebiliriz. Koşuklar söyleyeni belli değildir arkadaşlar. Lirik bir söyleyiş vardır, anonim ürünlerdir. Bununla birlikte halk edebiyatındaki koşmalarla benzerlerdir. Divan edebiyatındaki de gazellere benzetilebileceğini söylemiştik arkadaşlar. Bakın burada sorularımız var. Burada birçok soru var. Hepsinden tek tek bahsetmektense bizim için önemli olan karşımıza gelen önemli ifadeleri söyleyebiliriz. İkinci soruda mesela metnin dil ve anlatım özelliklerini göz önünde bulundurarak metinden bugüne kadar değişmeden gelen kelimeleri bulunuz diyor. Şimdi burada birçok ifade var arkadaşlar ama şunu bilebiliyoruz. Dilimiz sade, yalın ve öz Türkçedir arkadaşlar. Birçok ifade günümüze de gelmiştir. Yukarıda bakabilirsiniz zaten bunu siz de fark edersiniz. Bu metnin hangi şiir türünün örneğidir deniyor. Az önce de söylemiştik aslında. Koşuk türünün örneğidir. Çünkü işin içinde doğa var. Doğanın, aşkın anlatıldığı İslamiyet öncesindeki şiirlere biz ne demiştik? Koşuk demiştik arkadaşlar. Bu verilen şiir türü ile teması arasında nasıl bir ilişki vardır diyor. Şiir türü koşuktur. Koşuk türünün konuları da genellikle aşk, doğa değil mi? Bunlar olduğuna göre o zaman şiir de arkadaşlar bir doğa olayından bahsediyorsa bunun doğrudan bir koşuk türü olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu türle doğrudan bağlantılıdır arkadaşlar. Okuduğumuz metin oluşturulduğu dönemin gerçekliğini yansıtmakta mıdır? Evet arkadaşlar yansıtmaktadır. Çünkü net bir şekilde o zaman yaşanmış olan o doğa tasvirleri, doğa olayları çok net bir şekilde tasvir edilmiş. Bu da metnin aslında kaliteli, güzel bir metin olduğunu bize ifade etmiştir diyebiliyoruz. Arkadaşlar 7. soru, metinde ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz diyor. Şimdi metindeki ahengi sağlayan unsurları ne söyleyebiliriz? Bir kere nazım birimiz dörtlük, değil mi? Dörtlükler halinde yazılmıştı. Kitabınız elinizde varsa siz de bakabilirsiniz. Ölçümüz 7'li hece ölçüsüyle yazılmıştı arkadaşlar. Kafiye genellikle yarım kafiye şeklindeydi. Redifimizde neyu ve ildi uldu vardı. Aliterasyon hatırlarsanız arkadaşlar aliterasyon neydi? Önce onu hatırlayalım. Bir dizede aynı ünsüz harflerin tekrarıyla oluşturulan bir sanattı arkadaşlar. Ses ahengi sağlıyordu bu şekilde. Örnek verecek olursak K harfi sürekli tekrar edilirse bir dizede 4, 5, 6 defa K harfinin geçtiği sözcükler kullanılırsa o dizede bir ses ahengi sağlanır. İşte biz buna aliterasyon diyoruz. Asonans da neydi? Ünlü harflerin tekrarıydı arkadaşlar bir dizedeki. Bizim birinci dörtlükte K ve N harflerinde bir aliterasyon yapıldığını ifade etmemiz mümkün arkadaşlar. Siz de benim söylediğim bilgiler üzerinde yani aliterasyonun ünsüz harflerin bir dizedeki tekrarı veya bir beyitteki tekrarı, asonansın da ünlü harflerin bir dizede veya bir beyitteki tekrarıyla oluşan bir sanat olduğunu, bir ses ahengi oluşturduğunu bilerek siz de arkadaşlar yukarıdaki sorulara bakabilirsiniz. Şimdi yukarıdaki şeylere bakalım diyor. Şuradan kalemi seçelim. Neler oluşturulabilir diyor. Aşağıdaki parçada verilen boşluklara uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım sizinle beraber. Yağmur uzun süredir yağmaya devam ediyordu. Zaten klasik bir cümle. O yüzden noktayla bitirmek mantıklı. Her yer yeterince ıslanmıştı. Tıpkı onun gibi. Burada da arkadaşlar aslında devrik bir cümle olmasına rağmen bir nokta gerekiyor. Çünkü cümle bitmiş. Yağmurlu havalarda şemsiye taşımayı sevmezdi. Her şeyiyle doğanın içinde olmayı severdi. Arkadaşlar şimdi normalde evet sevmezdi ile birlikte bir cümle bitti. Fakat ondan sonra küçük harfle başladı. Biliyorsunuz ki noktadan sonra büyük harfle başlamamız gerekecek. O halde biz bunu sıralı cümle olarak alacağız. Ve buraya diyeceğiz ki bu virgül olması gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü küçük harfle başladı. En sonunda da her şeyiyle doğanın içinde olmayı severdi ifadesiyle noktayı yerleştirmiş olacağız. Sonra devam edelim. Doğayla bütünleşmek onun umudunu yetiştirirdi, yeşertirdi pardon. Ona yaşama sevincini aşılardı her zaman. Şimdi arkadaşlar doğayla bütünleşmek dedikten sonra yine küçük harfle başlamış. O halde burada bir yeni bir açıklamaya geçecek. Sonra onun umudunu yeşertirdi ifadesiyle buraya virgül gelecek. Çünkü neden? Bu ikisi arasında bir
sıralı cümle var. Peki buraya ne gelmeli? Şimdi arkadaşlar burada virgül olduğu için ve bu doğayla bütünleşmek ifadesinden sonra yeni bir konuya geçeceği için, bütünleşmek ifadesini açacağı için noktalı virgül gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü küçük harfle başlamış. Biliyorsunuz noktalı virgülden sonra da küçük harfle başlarız. Ona yaşama sevinci aşılarda her zaman küçük normal noktayla bitiriyoruz cümleyi. Bu sefer de öyle olmuştu. Nokta. Yağmur yine her şeyi yerli yerine koymuştu. Umudunu, sevincini, neşesini. Arkadaşlar burada aslında şunu söyleyebiliriz. Noktalı virgülü koyup sonra umudunu, sevincini, aynı türdeki sözcükleri noktayla virgülle ayırabiliriz. Ama bununla birlikte en sona ne koymamız gerekiyor? 3 nokta koymamız gerekiyor. Neden? Çünkü şuradaki her şeyi yerli yerine koymuştu ifadesinde herhangi bir sayı bildirmiyor. 3 tane ifadesi kullansaydı 3 örnek verdikten sonra nokta koyardık. Ama umudunu, sevincini, neşesini bu devam edebilir. O yüzden 3 nokta ifadesi oldukça önemli arkadaşlar. Peki, teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.